Ya Naz, bebeğim yine prensesler gibi olmuşsun. Çok güzelsin. Halacığım, her geldiğinde aynı şeyi söylüyorsun, farkında mısın? Evet, hatta şimdi bütün dünyaya söyleyeceğim. Hala ne yaptın şak diye? Hayatım, millet sizi merak edip duruyor. Sana soramayanlar da beni sıkıştırıyor. Şimdi herkes öğrensin. Tayland'a Naz ilk adımı atıyor. Of, benim güzelim, şuna bak. Efendim, kuaförler geldi. Al içeri. Buyurun. Bütün randevuları iptal ettin değil mi? Çiçekler? Evet. Buraya giyecek bir şeyler aldın mı? Sen iyi misin? Efendim, kusura bakmayın, gerçekten kendimi tutamıyorum yani. Sizi böyle hazırlanırken görmek... Bu mutlu günü o kadar çok hayal ettim ki ya, bilemezsiniz. Abartma hadi. Affedersin efendim, ben işime dönüyorum. Yüzükler sende mi? Ben de efendim, ben de. Affedersiniz efendim. Biraz ucundan alacağız saçların. Tabii efendim. Hoş geldiniz. Hayatım, sen evlenmeden önce ölmemi mi istiyorsun? O nasıl söz Taylancığım? Güzelliğin karşısında nefesim kesildi. Muhteşemsin. Ati. Teşekkür ederim. Selam muhteşem kadın. Ben Bora, böyle en sıradanımdan. Sonunda tanıştık, gizemli Bora. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ati. Hadi geçelim içeri. İyi akşamlar. Bunlar fazla zaten, alın bunları. Peki Nazan'ım. Gez kalmadın be. Şeyma, gelmeyeceksin sandım. Yüzükler takılmadı değil mi? Hayır. Ay, davet umduğumuzdan daha renkli geçti. Hatta konuşmalar da bayağı uzadı. Dur sana göstereyim. Vallahi şefimiz herkesi büyüledi. Gençlik yemeklerim de var. Öyle aklıma estiği gibi yaptığım, sınır kural tanımadığım, büyüdüğüm yemeklerim de var tabii. Çok işten bence. Beni büyüten yemekler. Çok da gerçek. İşte hayat bu dedirten. Bir kadına benziyorlar. Önce soğuk, yaklaşmaya bile cesaret edemediğin. Sonra öğrendikçe sevdiğin, içinin aslında sıcacık olduğunu anladığın. Meğer ben hiçbir şey bilmiyormuşum dersin. Eski yaşadıklarına gülersin. Çünkü kalbin artık eskisi gibi atmıyordur. Onunla hayata bambaşka bakarsın. Mesela bir menemen bile artık bir menemen değildir senin için. Dünyanın en anlamlı ve en güzel yemeğidir. Darısı başına. Ağlar bana. Hayatım. Bu gece ikimiz için de unutulmaz olacak. Kazım Bey, eğer bizi kırmaz da bu gecenin hatırına bir konuşma yaparsanız... Konuşma yapmamı istiyorsunuz. Lütfen. Bu isteğimi eski kafalı bulmazsanız tabii. Abiciğim, gerçekten çok güzel olur. Lütfen kırma bizi ha. Peki. Müsaadenizle. İyisin değil mi? Gel hayatım. Daha önce böyle törenlerde birkaç defa konuşma yaptım. Hatipliğim de iyidir aslında ama... söz konusu insanın kendi kızı olunca... dinler dolanıyor tabii.